İlk Türkiye Şampiyonası'na 2015 yılında katıldım. Antrenörüm Selim Vinçoğlu'yla katıldık. Orada şampiyon oldum ve milli takım sporcusu oldum. Ondan sonra bir sürü derecelerim geldi. 7 kez Türkiye şampiyonluğum var. İlk milli takıma 15 yaşında seçildim. Benim için çok onur ve gurur verici bir duyguydu. Sonuçta 15 yaşında milli takımımız için, bayrağımız için savaşıyoruz. Ve orada en iyi şekilde temsil ediyoruz. Her sporcunun hayali orada milli takımı en iyi şekilde temsil etmek, bayrağımızı göklere çıkartabilmek. İlk derecemi 2022 yılında aldım. Avrupa şampiyonu oldum. En iyi şekilde ülkemizi temsil ettik. Selim hocamızla çok yoğun bir çalışma yaptık milli takım antrenörlerimizle. Orada ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek bayrağımızı dalgalandırdık. Yaklaşık 2 ay bir kamp sürecimiz oldu. Çok yoğun bir çalışmalar oldu. 2 ay kan, ter, su, her şeyi döktük açıkçası. Kilolar verdik. Çok yoğun bir çalışmadan sonra oraya Selim hocamızla hazırlanıp mini takım antrenörlerimizle Hırvatistan'a gittik. Hırvatistan'da düzenlendi boks şampiyonası. Orada çok iyi rakipleri yendik. Geçen senenin Avrupa şampiyonası şampiyonuydu Bulgar rakibim. İlk rakibim oydu çeyrek final. İlk onu eledim. Ondan sonra İrlandalı rakibim vardı. Çok zor bir maçtı bizim için ama aldık, kazandık. En sonunda da Avrupa şampiyonu olduk. Final rakibim Azeri'yi yendim. Azeri'yle de çok iyi turnuvalar yaptım. Çok formdaydım ve çok farklı, çok güzel maçlar yaptım, yaşattık. Ülkemize en iyi şekilde temsil ettik orada. Avrupa şampiyonasından sonra Akdeniz Oyunları turnuvası vardı. Yaklaşık bir ay gibi ona çalıştık. Orada üçüncülük elde ettim. Hastalığım vesilesiyle yarı finalde pek dövüşemedim. Bu bizim için daha bir başlangıç, nice zaferler bizi bekliyor. Her sporcunun hayali olduğu gibi bizim de hayalimiz olimpiyata gidip en iyi şekilde ülkemizi temsil etmek, bayrağımızı göklere çıkartmak ve altın madalyayı almak. Bunun için yaklaşık günde 4 saat antrenman yapıyoruz, sabah ve akşam olmak üzere. Bir ton fedakarlıklar veriyoruz, aç kalıyoruz, kan döküyoruz, ter döküyoruz, çok yoğun çalışmalar yapıyoruz. İnşallah bu yoğun çalışmalarımızı mükafatını alacağız. En iyi şekilde ülkemizi de temsil edeceğiz. Ve altın madalyayı ülkemize getireceğiz. En büyük hayalimiz orada ay yıldızlı bayrağımızı göklere çıkartıp dalgalandırmak, İstiklal Marşımızı okutmak. Aileme, bütün milletime burada o onuru, gururu yaşatmak benim için çok önemli. Bunun için çabalıyorum, çalışıyorum. Zaten 2 senelik bir çalışma sonunda ilk Türkiye şampiyonasında şampiyon oldu Samet. Daha sonrasında o sene milli takıma girme başarısı gösterdi. Çok başarılı bir sporcu. Ve bunu Mart ayındaki Avrupa şampiyonasında da taçlandırdı ve Avrupa şampiyonu oldu. Avrupa şampiyonu olurken de son Avrupa şampiyonunu çok açık farkla yenerek şampiyon oldu. Geçtiğimiz hafta da Samet'i Akdeniz Oyunları'na gönderdik. Orada da yarı finalde İtalyan rakibiyle yaptı ama hasta oldu yarı final maçında. Daha çok kolay geçebileceği rakipti. Akdeniz Oyunları'nda da altın tuttu Samet'ten. Nasip üçüncülük demiş, yine bir madalyası bırakmadı. Orada da bizi gururlandırdı Samet. Çok sevindik Samet için. Böyle bir duygu yok. Şimdi Samet'le bunu yaşadım. Hırvatistan'da Samet şampiyon oldu. İstiklal Marşımız çalıyor. Yani böyle bir duygu yok. Yani gözyaşlarını tutamıyorsun. Böyle hayatımda böyle bir mutluluk yaşamadım. Yani tarif edilmez. Abisisin, babasısın, arkadaşısın. Her şeyin oluyor. Bütün okuluyla ilgileniyorsun, yemesiyle ilgileniyorsun, içmesiyle, arkadaş çevresiyle. Her şeyle ilgilendiğin zaman böyle başarı geliyor zaten. Şu anki hedefimiz dünyada derece almak veya şampiyon olmak. Çünkü Samet'in
maç aldığı dünya şampiyonu yenildi yani. Samet bir gömlek daha üstü. Yani Samet'ten o başarıyı bekliyoruz. Daha sonra tabii ki her sporcunun ve her antrenörün zirvesi olimpiyatlar. Olimpiyatlara gitmek ve orada derece almak. Şu an zaten Avrupa'da bir numarada. Avrupa'da bir numarada. Akdeniz oyunları da bir numaraydı. Hastalık oldu, nasip. Ama şu an dünyada ilk üç içinde görüyorum zaten. İlk üçte. Yani bunu biraz daha yukarı çekmeye çalışacağız.